Ben şimdi kendisine 10 saniye süre veriyorum. Hemen je suis désolé, monsieur Deschamps de seni affetsin. Je suis désolé. tekrar et. Deschamps bayağı başarılısın ama çok kötü top oynattın abi. Öyle değil. Abi öyle je suis ya. ya. Just dezole mi Abi şut atmadan iki gol atan takım olur mu? Ben hayatımda böyle bir saçmalık Susun görmedim. artık rezil olduk. Demiyorsunuz Gerçekten. da yani. Ama bak şunu hakkını verin. Böyle oynuyorsan kazanacaksın. Kazanıyorsan haklısın. Bitti. Abicim iki ayrı maçta dört tattılar. Bir tanesi Dünya Kupası finali. Tamam gollerde işte kendi kalesini atması, penaltı yaptırması Peris için falan. Bunların hepsi tamam. Bir şey demiyorum. <laughs> Oğlum ben de Hırvatistan tuttum i̇şte finalde ya. Kontra ya. atak yani. İkisi iki, kibir iki, iki, olduktan Bana sonra böyle normal şey normal yani. yapmayın ya. İşte Paris Büyükelçisi muamelesi yapmayın. Biz de Hırvatistan'ı tuttuk. Ben Hırvat forması giydik 40 yaşından sonra. Allah Allah ya. Ya burada takdir edecek bir şey, bir şey var. Herkese sevdirmiş kendini. Bütün oyuncular seviyor. He, bu belli. Bravo. Şimdi hocanın büyüklüğünü anladınız mı? Bak. Hocanın büyüklüğünü göstermez bak, bu. Fransa milli takımının daha önceki başarısızlıklara Takım, bak. 2010 Dünya Kupası. İşte Anelka ve arkadaşları biliyorsun. Onlar çok, onlar çok böyle geniş bir aile. Ama yani geniş yetenekli Hı -hı. oyuncular ailesi. Bazı geniş ailelerden farklı olarak ee, işte Anelka ile o zaman Fransa hocasının yaşadıklarını biliyorsun. Domenekin. Domenekin. Yani hoca derken lafın Sen geliş. adını söylememek için... Tabi Raymond diyorum ona kısaca ben. Raymond yaşadıkını biliyorsunuz. 2006 finalinden önce de benzer tartışmalar vardı. O kuşağı, işte Anelikalar kuşağını hiçbir zaman Zidanlar kuşağına böyle hiç adapte edemedi. Çünkü adam huysuz. Didier Deschamps <laughs> Tam böyle şey gibi, adaptör gibi hoca anladın mı? Abi hani gidersin abi... İngiltere'de farklı adaptör vardır, Fransa'da farklıdır, Brezilya'da farklıdır ya adamda hepsi var, Herkes, herkesi herkese bir adapte etti, çok büyük başarı. Fransa'nın en önemli sorunu buydu, bunu çözdü. Ya Domenek 11 tane kardeşten takıp ta ta kavga çıkarabilecek bir adam. O yüzden çok kıyas kabul etmez ama. Domenek senden Domenek asansöre binsek büyük ihtimal ikimizi birbirine vurdurmak için her şey yapar ama var ya asansörün pause düğmesine basar dur düğmesine. <laughs> <var ya. gülüyor> gerçekten Domenech... acayip. Bir de kovmadılar biliyorsun değil mi? O fiyat konusunda kovulmadı çok abi. Yok. Çok acayip. Ee, Döşan'ı gerçekten çok seviyorlar. Bu şeyde e, basın toplantısında bastıkları görüntüleri izleyenler zaten anlayacaktır. O enerjiyi görmemek mümkün değil. Ee, şuna ikna etti. Ya madem aranızda bir zidan yok kabul ediyor musunuz? Ediyoruz dediler. E tamam o zaman hiçbiriniz zidan olmayın. Komple bu takımın lideri yok. Siz hepiniz asker olun. Mbappe defansif orta sahil Matuidi sol açık defansif orta sahil gibi takılsın. Geriye gelsin. Doğru ama eksik. Gitsin, Doğru ama eksik. Herkese inandırmış Hayır. kendini ve yürüdü yolunu yaptı yani bir merkez defansif orta sahanın orta sahanın solu gibi oynatılmasının nedeni işte Griezmann'ı orada biraz serbest bırakıp biraz işte Zidane'a tanınan özgürlüğü tanımak ofansif açıdan. Tabii ki Griezmann Zidane kadar büyük oyuncu değil. Zidane içinde aynısını şöyle yapmışlardı 98'de. Hı -hı. Kendi takımında merkez orta saha oynayan Christian Karembeu'yu orta sahanın sağına koymuşlardı. Orada işte Zidane'ın işte özgürlük alanı bırakmak için. Yani defansif açıdan zincirlerini biraz gevşetmek için. Aynı şekilde Stefan Guivarç gol atmadan 98 Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın santraforu. Giroud da aynı şekilde. İnan ben de çok isterim Arsenal'in santraforu çocuk oynasın. Tamam mı? Lacazette oynasın. Ama Lacazette oynayınca Lacazette kendi de gol atmaya gitmeye çalışıyor ki doğrusunu yapıyor. Santrafor yani. Giroud'un yaptığı yani kulüp takımlarında yanlış Ama milli takımda da istediği o. Çünkü işte Griezmann'ı oynatmak için. Mbappe'yi sağ forvet gibi oynatabilmek için. Ama şunu da söylemem lazım. kendisinden güçlü hiçbir takımla oynamadı. Yok ne bile, Brezilya, işte. İspanya, Almanya hiçbiriyle oynamadı. Gruptan çıkamamış olabilir. Bu hiçbir şey göstermez. Ee, son 16 turu farklıdır. Ee, tek büyük takımla oynadı. En defolu büyük takımla Arjantin oynadı ki Arjantin çok Belçika. daha iyi takım. Ee, Belçika mı? Arj Fransa mı abi? Bakarsın. Turnuva başında sen hangisini önü yazıyordun? Kesinlikle Fransa yani. Ya burada Fransa'dan iyi bence maksimum 3 takım vardı. Ee, ya bu Fransa'nın suçu değil sonuçta. O çıksalarmış, oynasalarmış. Bu başka bir şey. Ama Savunma futbolu oynayarak kendinden daha zayıf takımları kapanarak bir şeyler yaptıkları gerçeği değiştirmez abi. Yani ben 2014 Almanya'da gördüğüm aldığım elektriği ee, alamıyorum yani. Yani ya da görmüyorum oynadığı futbolun kalitesini Didier o şeyde de görmüyorum. Seni görünce diyecek ki İlber Hoca'nın söylediği Mbappe gibi. Mbappe'yi seviyoruz ayrı tabii. Çok cahilsin. Keşke böyle olmasan Cahillikle diyecek. Cahillikte ne ilgisi var abi yani. Gö gözümüz kör. Cahil iki derken. Tane gözümüz... <laughs> cahil derken. <laughs> geri cahil. <laughs> o geri cahil daha da kötüymüş. Geri cahil yani. <laughs> en güzel gol. Ee, onunla Fransa'dan tabii ki Pavar. Vay be hocayı gömdüm, gol, gördüm bu golü. Hocayı gömdün de şimdi yaranmak için en güzel golü. ne oldu. Ya. Ne o, alakası var rüyalarımda abi. Rüyalarımda gördüm. Bak kaleci olsam bu golü yemek isterim. Bence Kutinyon ne yaptı. Ne güzel yedik be. Falan iyi yedik falan diye geziyorum. Bence, bence kesinlikle böyle iş Kutinyon'un kut, yaptı. Kutinyon'un golünden iyi, daha iyi 5 tane gol sayarım sana. Bana bak. Bak 5 tane Bana sayarım. bak. Ben burada bir Kutinyon'u laf ettirmem. Biz ben... çok geniş bir aileyiz <laughs> ona göre. Kutinyon <ha>. ailesi <laughs> olarak. Ben aile değilim. Kutinyon abisiyim açıklıyorum. 1 Pa var, 2 Pa var, 3 Pa var. Onu geçelim. 4 Dimarya. Şovlara hareketleri bak ya. 4 Dimarya, 5 Cavani tamam mı? 6 Lingard. Böyle 7'ye 8'e belki Coutinho yazarız. 1 Coutinho gerisini istediğiniz gibi koyun. 11 yaparsın. Ya Pavar golüyle aynı sınıfta bile değil. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya Pavar. Ya Bak, 9 eski, kişi gelmiş Fransa. Orada boşluk var bilmem yok. ne. Sağ gelmiş, vurmuş. Tamam çok güzel vurdu da Coutinho abi böyle dönüyor böyle 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 Bak. Böyle Bak, yani 90'a gidiyor, 5 tane kaleci koç çıkaramaz, mükemmel. Bırakalım bu Schmeichel diye bütün Michael'lar gelse repliğini. Bırakalım Muhteşem. lütfen. Gördük Schmeichel'ın oğlu geldi babası bi... gibi oynadı. 5 Michael'a gerek yok. Nacho'nun golü bile Coutinho'dan daha güzel. Daha <laughs> yazık ya, yazık o. Abiciğim onlar bekten geliyor, kimse beklemiyor, önünü kapatmıyor. Coutinho'yu düşünsene ya. Kimse beklemiyor adamı. Bu iyiydi yani. bir şey demiyorum. Hayır, bir <laughs> de başka <laughs> bir şey söyleyeceğim abi. Gel Lilian attığı goller o zaman 98'den güzel goller. Böyle bir şey var mı? Abi Pavar'ın golün. Pavar'ın golü. Ayıralım ondan sonra Pavar golü. Ama Pavar'ın golü Pavar'ın golü şapkadan tavşan çıkartmak. Coutinho'nun ki tavşandan şapka çıkartmak. O öyle bir gol attığın zaman sen de anlayacaksın nasıl efsane bir gol olduğunu. Hayallerimin golü aşık oldum. Pavar senin golüne aşık oldum Sen kardeşim. Sen o zaman bir şarkı da söylesene ona. Pavar pavar <laughs> patice diye. Ha? Ne dersin? Söylerdim güzel buna <laughs> bir söz yazsaydık yazardım. Pavar pavar yazardı bunu falan. Fransızca Türkçe karıştırıp evet. <laughs> 11 yaptı. 11 yaptı. Başka en güzel maç. En güzel maç. Ya bak mesela bu turnuvanın bir Brezilya Almanyası yok abi. 7-1 biten maç yok zaten yani. Yani yok böyle hani insanın dehşete düşüyor farklı. Belki Hırvatistan Arjantin biraz. O da çok göz alıcı bir maç En değildi. güzel maç. Kısa kısa artık. Ben de biraz cevap vereyim. Söyle veririm. sen Sonra söyle o söyleyeyim. zaman. Sen, Ben sordum sana. Brezilya-Belçika o zaman. Brezilya-Belçika'nın son 20 dakikası evet. Yani en azından en yüksek profili maç oydu. Bence e, şey de çok güzel bir maçtı ya. Arjantin-Fransa maçı da çok güzeldi. Eğlenceliydi. Yani i̇şte doğru. eğlencesi, draması, işte power'ın golü falan filan. Hakikaten güzeldi maç. Lilian Turam gibi. Almanya-Güney Kore de iyiydi. Almanya Güney Kore turnuvanın en büyük sürprizi bence o. Ya bir de şu var, bak bir Güney... şey diyeceğim. Bak bunu söylemek zorundayım. Söyle. diyorum. Abi her bak her tahminimize sal böyle hani sal diyen arkadaşlar var. Sallasın bir tek, istedik. Yok yani. her, hepsine sal Bir tanesi abi içime oturdu. Almanya Güney Kore karşılıklı gol yok demiş. Şimdi dakika 91'e 0-0 girilmiş. Golü Güney Kore attı diye bak salladı tuttu falan diyor. Ya zaten 0-0'ı girmiş. Daha nasıl bir KG yok ne kadar tutabilirse o kadar tutmuş zaten tahmin. İlgilenmiyorum. Güney Kore'nin Almanya'yı 2-0 yenmesine. Sana 0 Güney oldum. Kore kazanır. Rüyalarımda oynayan... görüyorum seni. Güney Kore 2-0 oynaya 2-0 kazanan oynayan varsa buyurun. Bir aylık milyonlar aldım maaşı kendisine vereceğim. Abi, Bu e kadar basit yani. Bir de bir açıklama yapalım. Biz burada yani asıl kazandırmaya çalışıyoruz. Çünkü kazanırsanız siz kazanırsanız milyoner de kazanıyor. Biz de kazanıyoruz. Biz de kendi tahminlerimizi oynuyoruz zaten. Ee, öyle şey yok hani size kaybettirelim ki milyoner kazansın diye bir şey yok. Tam tersi milyoner zaten aracı kurumu olduğu için ee, kazandırması e, kendisine de faydalı, size de faydalı. Biz de ki e, zaten kendi şey tahminlerimizi yaptık. Bu arada zaten biz... bir şey söyleyeceğim. Kazandırmayı bilsek böyle kaybettirmeyi de biliriz. Kaybettirmeyi bilsek kazandırmayı da biliriz. Bizim tam ortalama ne çıkmış tutturmamız? Yüzde elli mi? E, ee, Yiğit Elham söylesin. 57 maçta 29 isabet %51. %51. yüzde elli bir. Yüzde elli tutturmuşuz. İkimizin olsun. de mi aynı? İkinizin de aynı. <laughs> böyle bir şey yok <laughs> ya. Bir de sürekli farklı tahmin yapıyoruz ya inanılmaz. <laughs> Seç ben oyna işte bak yarı 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 durmuşuz. Yüzde elli ile yüzde elli biri topla yüzde yüz iki. Yani kazanma <laughs> şansınız yüzde yüzden de fazla yani ben size söyleyeyim. <laughs> Çok bu bazı. Şöyle bir fotoğraf var ya. He, tam bir tam bir tokat çıkma. <laughs> düşün. <var. gülüyor> hayır o şey iş beyin bedava. Beyin bedava o sahne o. <laughs> Peki efendim. Biraz sen de sor ya. Bir indir şu bacağı elimde tweak bacak bacak üstüne atmış. Delirtme beni ya. İndir. Evet, Peki sor sana biraz. soru. Ee, Modric'in Turnuvanın oyuncu seçilmesi doğru mu yoksa Doğruydu. Mbappe mi seçilmeliydi? Doğruydu. Mbappe genç oyuncusu olarak seçildi zaten. Başka da çok iyi oynayan genç oyuncu yoktu yani. Ee, ya Mbappe'ye biraz teselli ödülü gibi verdi. Mbappe 24 yaşında olsaydı Mbappe verilirdi ödül. Ben öyle Kesinlikle düşünüyorum. ama o zaman zaten ya en iyi genç... Anlatamıyorum. Küçük, diye ezdiler çocuğu. Anlatamıyorum. Kimse ezdikleri yok. En iyi genç oyuncu ödülü vermeleri gerekiyor. Kime verecekler Mbappe'ye vermezlerse? Yok Mbappe'ye vermeleri doğru zaten. Ama bence en iyi oyuncu ödülü de ne? Modric kadar şans olan İkisini aynı kişiye veremiyorsun. Tamam ben şeyi seçerdim. Yani, ya. En iyi genç oyuncuyu kime vereceksin abi? Peru'dan böyle Cueva'ya mı vereceksin o zaman? <laughs> kim mi en iyi genç oyuncu? Mbappe değilse. Kim 21 yaş altında o en iyi oynayan 21 kim? 21 değil ki 23 yaş altı veriyorlar galiba. 21 yaş altında en iyi oynayan kim? Şu anda Ümit Milli'de Zaten oynayacak. Zaten <laughs> Mbappe hepsinin toplamından daha iyi oynuyor tamam, kesin. Tamam bu kadar basit. E tamam da yani adam genç kurması. diye şimdi en iyi oyuncu ödüyor. Bir daha nerede öyle bir fırsat gelmez ki. Gelir olmasaydı Hırvatistan finale gelemezdi. Bunun karşılığı ödülü işte canım. Daha ötesi var mı bunun? Lovren diyor ki He, ama Zürizman falan diyorlar ben dünyanın en, en iyi stoperlerinden biriyim. Bak finale yine çıktım falan. Ya bir tane Allah'ın kulu demiyorum. demiyor Oğlum Muhammed Salah gelmeden sen neye çıkıyordun? Şampiyonlar Ligi finali. Bu arada yine bir finali daha kaybetti. UEFA finali. Şampiyon Onu diyeceğim. Hepsinde ikişer farkla kaybetmiş bu arada. <laughs> Öyle bir şey var. Hepsinde de işte benim tuttuğum takımlarda oynuyor. Ya üçten aşağı yememiş yani. Yalnız en iyi müdahalesini ne zaman yaptı biliyor musun? Sahaya girdiler ya onlara çok iyi müdahale yaptı <laughs> oraya, Gerçekten gördüm ben. Televizyonlar niye göstermiyor abi? Adamın iyi müdahalelerini de göster. E, İtibarsızlaştırmayın bu kadar. Göstermeme sebebi Lovren <laughs> <olan> değil. <laughs> Sahaya gelen gruptu. Biraz araştırırsanız. Biliyorum Umuyorsun. biliyorum. <laughs> Araştırmaya Sana gerek yok. değil şey hiç söyleyemiyorum şimdi. şimdi Orada kim var böyle hareket etmiyorsun ya. Zeki Müren de bizi görecek mi gibi. Evet. Kupa töreninde hiç oynamamış herifler falan. Öne geçip bir dakika canım falan yapıyorlar ya. Ya Allah en, en azından adam o kadar utangaç ki. Hep canavar gibi sahada. Ee, kenarda o kadar utangaç ki de en son Demigay'a yeter artık. Bir Kante'ye de verin kupayı demiş. Ayıp ya. Kante istemiyor diye. Vallahi kanımsın. Kardeşim benim. Hakkıdır. Zaten bak bu kupa törenlerinde hep böyle en alakasız oyuncu gider. Benjamin Mendy zaten soyunmuş. Macron'a sarılarak şey söylüyor. Mendy'ye laf etme Abi yani ne laf ettin? Galatasaray şampiyonu Ondan İsmail sonra... Buzit kupayı taşıyordu. Ne alaka yani? <laughs> Verdiğin örneğe <laughs> bak ya. Bunun verdiği Abi... örneğe lütfen yeni bir yeni bir çay demler misiniz ya? Valla İsmail Buzit dedim. Abi öyledir ama Hiç oynamayan alakasız adamlar çıkar şovunu yapar. Böyledir bu mesele. Benjamin Mendy de, de Kante'den daha fazla poz verdi. verdi. Ay, kupayı. 6 ay Sakat kaldı çocuk. Altay sakat kalınca ku kupayı kanteden almam mı gerekiyor? Ne alakası Sen bir kal da altı ay bir yat şöyle ondan sonra görürüz burada. Abi lütfen önden seni alalım dersin ya. Ben öne geçeyim mi dersin? E, senin bana soracağın yok mu? En bilmem ne falan. Soruyor mu? Evet, ben, ben sordum ne. sana bunları. Ne oğlum? Sırf beni böyle noter tasdiye olarak kullanıyorsun. <laughs> evet mi hayır <laughs> mı bilmem ne ya. Allah Allah ya. Almanya dışarıda bırak o zaten çok bariz oldu. En büyük hayal kırıklığın ne? Almanya dışında. Takım olarak oyuncu olarak takım olarak Arjantin, oyuncu olarak Neymar. Almanya en büyük sürpriz çünkü sonucu oldular bir de yani bırak yani gruptan çıkamıyor sonucu olmak nedir Almanya adına? Bir kere daha sonucu olmuşlardı Euro 2004'te ama takımları çok kötüydü. Bunlar iki sene önce Dünya Kupası şampiyonu olmuş takıma iki tane de iyi oyuncu eklendi bir tanesi kimi? En büyük ayak kırıklığı. Bir tanesi eklenemedi. En büyük hayal, hayal, hayal kırıklığı olsan. kesinlikle oyuncu olarak Neymar'dır çünkü bu turnuva dönünce onun inşallah sakatlığı geçmiştir de izleriz diyen. O çocuklar çok önemli bak. 8 ila 15 yaş arası o tayfa böyle ilk dünya kupası heyecanı ya da ikincisini yaşıyorlar. Bir öncekinde Neymar'ı görmüşler. Saç tıraşını yaptırıyorlar. Zaten Gör sakatlandığı için elenmiş Brezilya ha, falan işte diye falan öyle düşünüyor. Çok şey diyor ki yazık Neymar sakatlanmasa değil Brezilya elenmesi. Ya yedi yemezdi en azından diyorlar. Şimdi aynı çocuklar Neymar'la böyle dalga geçiyorlar. Geçen böyle Halı Saha'nın önünden geçiyorum. Ala abi izlesene falan filan diye böyle arkadan geldi işte dız dızcılar. Ta iyi dedik 5-10 dakika bakalım. Böyle bak. Abi foul var mı ya baksana Neymar gibi kendini atıyor ya falan anladın mı artık oraya girmiş. Ee. İşte videolar falan da gördüm. İşte altyapı oyuncuları İskandinavya'da bir takımda. Aynı anda işte düdük çalıyor işte hocaları. Neymar gibi kendilerini atıyorlar falan. Dalga konusu oldu yani. Çok büyük evet. herif. O konuda zaten katılıyorum. Bir de performansında sorun abi. Şimdi ilk maç İsviçre maçı. Golü Coutinho atmış. Şapkadan tavşan çıkıyor. Hatta tavşandan şapka çıkarmış senin dediğin gibi. Costa Rica maçı. şey Douglas Costa firmin oynadı topu. Tabii ki. Ee, yine Coutinho attı golü. Ee, üçüncü maç neydi grupta? Sırbistan maçı. Sırbistan maçına da e, Paulinho'nun attığı golle çözdün. Zeytin ee, Zeytinyağı sızması koşusunu, yani değil mi? Yani hemen hemen her maç şeyde son 16'da William'la çıktın. Ee, çeyrek Neymar'ın aldığı maç yok. ve yani gol atmış olabilir şey zamanlar daha uygun vakitlerde ya da boş kaleye girince coşmuş olabilir. Bir Eden Hazar'la sonra karşılaştır. Hazar'la. İlhan Mansız taklidi yapmış olabilir ama bunların hiçbiri Neymar'ın takım Neymar performansını göstermez. karşılaştır. Karşılaştırılmaz Kesin. bile. Yok. Eden Hazar kesinlikle çok Performans olur. karşılaştırılamaz bile. Eden Hazar'ın e, bak gol, 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 yapmana gerek yok. Eden Hazar'ın Brezilya performansı bir resitaldir abi. Yani adamın tek başına bütün Brezilya orta sahasında perişan ve topu atıyorlar. Pivot santrifor gibi kontrol ediyor. Dönüyor çalımını atıyor falan. Yani Chelsea'de ee, sahte dokuz oynatılmasının herkese teker teker gördük hazır üzerindeki. Teker teker sarı gösterdi. Müthiş bir performans. <gülüyor> Bence <gülüyor> gol attığı maçların da döneminde. Kayse bile edilmez performans. Kesinlikle o yüzden öyle. benim için vardır en büyük ayak kırıklığı. Çünkü çok Katılıyor, büyük hayalleri vardı insanların onunla ilgili. Özellikle çocukların. Çocukları üzen adamlardan nefret ediyorum hayatta. Neymar şu anda nefret ediyorum ya Neymar. Neymar adının sanını görmek istemiyorum Hı. gerçekten. Yani ya o çocuklar çünkü oturuyorlar Dünya Kupası izleyecek. O çocuğa hayranlar hayranlar sana. Ya kötü oynayabilirsin bak kötü oynayabilirsin hı hı. ama koşmamak. Takım arkadaşlarının hepsine karşı böyle kapris yapma. Thiago Silva'ya küfür etmiş abi Şak, Evet abi. Onlar, şimdi onu böyle onları bir dile getirmiş sen kimsin ya? Ya takımın kaptanlarından bir tanesi abi bir de yani. Sen oynamadın diye yedi yedi diye düşünüyorsan asıl Thiago Silva oynamadı diye o maçta Almanya maçında o kadar fark hı, oldu tabi. yani. Bizim Dante'yi He, Gladbach'ın ilk defa stoper olmuştu. O bayan efendi aldı gördük sonra nasıl <laughs> ya oldu. Bir ya, bir David Luiz yani stoper görünümlü ama stoperlikle alakası olmayan. Çok iyi iyi frikikçi. <laughs> çok iyi frikikçi hakikaten. Neyse değil. onu zaten şey anlaşıldı. E Liverpool'a çok free frikikten seviyorum. attığı golde ya. Bak düşünüyorum da Mignolet, Karius falan, Reyna. Allah'ım neydi benim günahım ya. Neden ben? Why always me ya? Turman'ın iyi kalecisi. Ben Kurtuğan'ın Kurtuğa. seçimi Kurtuğa. çok doğru tercih olduğunu ama... ama... düşünüyorum. İkinciyi seç o zaman. yaptığım karmaya Pickford'u koydum. Aynen. Sonra şey demesinler diye. lan İngilizlerden de hiçbirini koymuyorsun. Ne adı adamsın demesinler diye. Üzerimde şanlı İskoç uniforması olsa. Objektif bir İskoç yani. Pickford kardeşim. <laughs> Zaten bir şey söyleyeceğim. Yorkshire bölgesinden ya babalar. Orası İskoçya'ya çok yakın. <laughs> Bağladım diyorsun. Hepimiz kardeşiz diye oradan giriyorsun ama bak sorun ne biliyor musun? Kaleci evet savunmadaki üç oyuncunun hiç uyumu olmasa da mücadeleleri işte hı hı. üçlü Yorkshire tayfasının ey, iyi eyvallah. Ama abi Jordan Henderson'dan itibaren bu edemez. demez mesela işte Axel Witsele hiç laf ediyorlar. Vay efendim niye Çin'de oynuyor? Niye Zenit'e gitti falan. Abi o kadar iyi bir koruyucu orta sahi ki. Ona o yüzden o kadar aşırı paralar veriyorlar. Jordan Henderson'a verilmez o para mesela. Öyle değil mi? Bak yani. çok iyi çocuk, çok iyi niyetli. Çok seviyoruz. Gelsin e, tabii. her her gece bizi de böyle yemeğini yesin abi sorun değil hiç. bu Koyun bir tabakta Jordan'a derim. Mesele Karakterli. değil ama. Ama şey kaptanlık vasfı da var ama yetmez. Yani ne kadar var? Beceri vasfı da gerekir. Yani kaptan yani. da birazcık beceri de yani Kap Eğer kaptan yani stoper oyuncusu değilse, bak stoper değilse, bile kaptansa örneğin Hı -hı. Roberto Carlos. Bir ekstra bir beceri de gerekir ki diğer takım arkadaşlarının üzerindeki beceri yetenek farkından da saygı uyandır. Ya bir de e, önündeki oyuncuların da ya. Ben bu takımla gerçekten bu orta sahayla Henderson önünde Deli Ali ve Lingard orta sahasıyla de çok yarı, oynadı. Bak yarı final oynamak gerçekten çok büyük başarı. Ya. Ne Geri çok sahip. büyük kura başarısı tamamen Kurnazlık başka bir şeydi. Kur, Kur'anazlık. Ya, kurnazlık yani. buna... Belçika ya. İsveç de çıkabilirdi. Bilerek yani. yenildik. Üçüncülük, dördüncülükte de, de bilmeyerek yenildiniz. Koşolar ya. Bir dünya kupasına <laughs> katılıyorsun. Kitlenmiş ya. Üç yenilgi alıyorsun sonra futbol evine dönüyor. Üç kediler abi, ya. Vallahi üç kediler. Burada ya. 25 Durantop'ta dakika. topta aslanlaşan ya, üç kediler ya. Program başlamadan 25 dakika döşen öldü. Kalktı. Ya yani ne farkı? Bana Allah aşkına temelde farkı <laughs> oldu. utan utan ya. <laughs> ne abi. farkı var? Ya, oyun, oyun stili olarak hiçbir farkı yok. İşte şey. Oyunu da. tutmak, duran topu, oyun kurmak. nasıl yok ya? Fransa'nın orta sahasında. Fransa'nın orta sahasında Anton Griezmann oynuyor, sağ açında Mbappe oynuyor. Ya kaliteden bahsetmiyorum. Kendi takımlarında Santrafor Oyun... oynayabilen oyuncular oynuyor. Sen yarı finalde Hırvatistan karşısında bir sıfır öne geçince üç kediler bile değil iki kediler taktiğiyle iki kişiyle kontratak yapıyorsun. Koskoca Harry Kane, işte Premier Lig'in altın üstüne getiren adam, topla o kadar az buluşuyor ki ikinci turdan beri gol atamıyor. 20 golden fazla attığı bir sezonda Raheem Sterling Manchester City formasıyla 20'den fazla gol attı. Teknik adamlık başarısı o Pep Guardiola'nın iki. Burada bir oynuyor. Yemin ederim yani değeri düşen tek Sterling kendisi tarihteki yani. <laughs> Hakikaten olacak işte. Çünkü niye? Çoğalmıyor İngiltere. Sadece böyle duran top oldu mu geliyorlar 9 kişi. Durmayan toplarda yine kedi taktiğine devam. Kediler. Cihangir'deki kediler. <laughs> Anladın? Haydi öyle. Değiştir ha. armayı. Değiştir ya. Vallahi değiştir. Ben bir zaten de, kural toplarda İngiltere eleştir. Da. Ama İngiltere eleştiren adam Fransa'yı bu kadar almayacak abi. Şey, abi. Diyeceksin ki Arjantin'e 4 atıyor. 2 gol atmış finalde. Arjantin'e, bu nasıl bir şey Arjantide, falan demen lazım. Arjantin'e 4 atıyor 2 tane de kaçırıyor net. 4 atıyor Arjantin'e. Bak Hırvatistan Arjantin'i Arjantin'in çattığı... Ya Arjant 1-0'dan Arjantin savunma değil. oynayan takım 1-0'dan 2-1 geriye düştü. Pavar işte az önce beğenmediğim Pavar'ın golü. Pavar'ı çok beğeniyorum. Böyle Golü diyorum. Lıpır lıpır böyle iyi, dönmese eleneceğim belki. Pavar'ınki böyle 10 işte, üzerinden 9. Ya bırak Allah aşkına işte ya. O olmasa bu olmasaya girmeyelim ya. Enişten hesaplarına girmeyelim lütfen ya. Ama ben anlamam. Burada tutarsızlık var. İngiltere, Neydi Fransa bana bir, diyorsun. şey açıkla yani. Ya arkadaş, oyun stili yani bu kadar benzeşir anca. Durmayan toplarda Fransa'nın hücum aksiyonlarına bakabilir miyiz? Durmayan toplarda çoğu kontrol takım. Fransa'nın aksiyonuna bakabilir miyiz? Daha iyi kontrol takım. Başka bir farkı yok bence. Ha set oyununda hiç yok diyorsun bu Pogba falan değil mi? Set oyununda. hangi ya ne zaman şey set soracağım. oyunu? Şey Kendi yarısı hasta oyunu çoğu maç. Peru ya 1-0'ı bulup kapanan takımdan bahsediyor. Hangi aşkına. set oyunu? Ya Seti bu de peri oynadı bu, yani. Bu Fransa bu kadar iyi değilse İngiltere'nin en önde gelen takımlarından Manchester United o Galatasaray niye ödedi kardeşim? Bak ya? kendi oyununun Kante neden iki kere üst üste Premier Lig şampiyonu oldu ya? Önce Leicester sonra Chelsea ile ya. Lütfen ama. Ama işte İngiltere, İngiltere göne ona Sadece şey biliyor musun? Please compel. <laughs> Aynen şu anda o durumdayız ya. Yapma itme ya. <laughs> Oynuyor abi Fransa. Tam bak ben de seviyor muyum sevmiyorum abi. Tah, bana bunu söyle. De ki bu oyun, Hayır, oyun hoşlanmıyorum. Oyun, be. değil ya. Fransızların şampiyon olmasını seviyor muyum? Hayır sevmiyorum. Biliyorsun ben Fransa vatandaşlığının direkten dönmedim. Top ayağımdaydı. Boş gole atacaktım. Fransa vatandaşı şey olacaktım. Dışarı attım. istemiyorum dedim. İsteyen enayi diyebilir. Çünkü abi yok adamlarla anlaşamadığım için. Anlaşamıyoruz yani. İşte 16 yıl Fransızca eğitim. <laughs> bir sürü Fransız hocanın arasından anlaşabildiğim tek Fransız öğretmenim bir İrlandalı olan Thomas'tı yani. Durum <laughs> <laughs> bu kadar net. Anlaşamadığım için ben adamları rahatsız etmeyeyim. Onlar gittik çalıştık olmadı Marsilya'da. Olmadı yani. ve ya Cezayirli adam ama Fransa vatandaşı olduğu anla itibaren o adamla da arama hep bir işte kara kedi giriyor. Anladın mı? Olmuyor yani. O demek ki çocuk yaşlarda o eğitimi hatalı verdikleri için tam tersi kendilerine antipati yüklemişler. Ama... <laughs> Didier Deschamps'ın teknik direktör olarak adamı bozuk para gibi harcıyorsunuz. Bak Bülent değerli kadar zeki birine de bunu yüklemişsiniz. Niye biliyor musun? Çünkü Bülent değerli de Galatasaray Üniversitesi'nden olduğu için, sınıf arkadaşım olduğu için. O da aynı Fransız hocalara gıcıklığından. Fransa kaybetsin diye her şeyi yapıyor. Adam kendini yırtıyor ama mümkün değil. Çünkü adam teknik direktör olarak. Juventus'ta başarılı mıydı? Başarılıydı. Monaco'da başarılı mıydı? Başarılıydı. Marsilya'yı şampiyon yaptı mı? Yaptı. Bir daha hiçbir hoca Bies hariç ona böyle yaklaştıramadı. Fransa milli takımını bir tane finale çıkardı, bir tanesine şampiyon yaptı. Bu şu bundan farklı hareket ederek şampiyon yapma şansı var mıydı? Daha da işte akıcı oynatarak hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama Deşam şunu biliyor. Fransa'nın en iyi oynadığı yıllar, en estetik oynadığı yıllar. 86 Dünya Kupası yemin ederim Fransa mükemmel oynuyordu. O Platini, Gires, Tigana. Lı. Daha yakın zamanlara gelelim. Kantona, Jean-Pierre Papenli elemelerde gol rekoru kırarak gidiyor. Euro 92'de cık, gruptan çıkamıyor. 94 Dünya Kupası'na katılamıyor. Artı bir de Jean-Pierre Papen ile Kanton'un yanında Ginola ekleniyor. Ortalar falan da iyi yani. Daha hala bir Tigana falan oynuyor. Deşam o dönemde oynamaya başladı için takımda. Fransa futbolunda genel olarak bir abicim biz çok maceracı oynadığımız zaman çok yeteneklerimize güvenip kırdık için onlar şey diyormuş, Küstahçı oynadığımız zaman, Küstaç ofans yaptığımız zaman kazanamıyoruz diyorlar. Bu da inanarak hareket ettiler. 98 Dünya Kupası'na dikkat edersen kadroda Ginola yoktu. Jean-Pierre Papen yoktu. Kantona futbolu bırakmıştı işte ama zaten milli takıma da alınmadığı için de onun da etkileri var. Ve Zidane üzerine Didier Deschamps Zidane, Zidane, ikilisinin sağcı teknik takımında bir takım kurarak o takım Lyon Plus şampiyon oldu. Şimdi bitiriyorum. İşte ne dedi? Beni tebrik etmeyin. Sağ içinde iki tane teknik direktörüm var dedi. Zidane Zidane'la Didier Deschamps. Dikkat edersen biri üst üste üçüncü kez şampiyon ligini kazandırdı. Aynı sezonun sonunda diğeri de Dünya Kupası şampiyonu yaptı Fransa. Ee, Tabii ki Fransa'nın muazzam ara... altyapı başarısıdır bu. <laughs> Ama üst yapıda bunları bu şekilde oynatmak, işte organize Hı. etmek de Diddeş'in başarısıdır. Bunu kabul edelim. Şimdi evet. bir daha sana bir şans verin. Programın başında verdiğim şans kullanamadım. Dediklerimi bir, dur, mi, tekrar et. Ben de bir şey söyleyeyim. <laughs> Dediklerimi <gülüyor> tekrar <laughs> et. Je suis... Yok abi ben bir kendi fikrimi söyleyeyim ondan sonra. Abi yani çok ara bir turnuva. Dominant bir takım yok. Fransa'da bunu çok iyi değerlendirdi. Şampiyon olan haklıdır abi. Oynadı oyuna. Döşona saygı duyuyorum ama beğenmiyorum abi. <laughs> Git gelsin bu oyunu herhangi bir kulüp takımında oynatsın. Herhangi bir kulüp önemli bir seviyede bir kulüp bir takımında başarısı olması mümkün değil. Marsilya'da oldu, Monaco'da oldu. Ya nerede ne oldu? Marsilya, oldu. Monaco işte Aynen kendi liginde olursun. Yani o da denk gelirse takımın denk gelirse olursun. yarı finale çıkarınca o o o. Didier Deschamps şampiyonluk çık finaline çıkarınca yo. Yok ya. Bak orada da Porto Monaco final be. Orada Porto Ya, ya orada Porto Monaco finali değilsin. Orada kazanan hoca Mourinho'yu göklere çıkarıyorsunuz. Didier Deschamps'ı nedense bütün yarın demiyorsunuz. Bu haricim. oyun böyle. Bu oyunla sen finale Portekiz'e yenilirsin. Rezil olursun. Kazanırsan haklı olursun. Bu kadar basit. Çünkü oyunun hiçbir şey vaat etmiyor. Futbola hiçbir şey katmıyor. Yani bunu da görmek lazım. En azından benim fikrim böyle. Bir şey soracağım. Hırvatistan'ın hocası Dalic'i kendi takımına almak ister misin? Kendi i̇stemem. Kendi başkan olduğun takım. Yani İstemem. Güzel. Ben de istemem. Da istemem. Kimi istersin? Roberto Martinez isterim. Başka? Gerrit Southgate bilemiyorum. Bir dakika Gerrit Southgate mi Didier Deşan mı? Yani Gerrit Southgate. <laughs> Hiçbir şey eklemiyorum. <laughs> kayıtlara girdi. Kayıtlara girdi. Yeni sezonda değerlendirmeyi... Yeni sezonu. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu videoyu defalarca yüzüne çarpacağım için şimdi de Uğur Karakokçu'dan özür dilerim. Şevket malzeme verdin. Biz çok geniş aileyiz yani. Ee, geniş aile dizisini sever miydin? Sen dizileri sever Çok severim. Geniş Severir aile misiniz? dizisini ben, acayip severim. Ben de bu turnuvada en çok bana işte Perran Zorda Kutman'ı hatırlattığı zekidir. için işte Meksika kalecisi Ochoa'yı bir kez Zekai. daha teşekkür ediyorum. Zekayı karakterine bayılırım. Öyle mi? Zeki. Ben geniş aileyi hiç izlemediğim için bilmiyorum. <laughs> Sadece adını biliyorum. Ben şeyi çok seviyorum. Ee, öyle bitirelim. İşte Ahmet Ahmet Kural e, şeyde ilk çektikleri dizi neydi ya? İşler güçler, işler ha. güçler. İşler güçler de devamlı menajerine gidip ne demek ya ben Ahmet Kural'ım Gazi dizisinde bu kadar başrol oynadım <laughs> sana dizi buldum diye. <laughs> Gazi kalbimde yaratıldı yani. Mazi kalbimde O çok güzel espriydi ya. Yani. <laughs> Aynen ya. <laughs> çok güzel ekipler. Ee, biz de inşallah Ali abinin esprileriyle yeni sezonda Bilyoner YouTube kanalında birlikte olmaya devam edeceğiz. Ee, bu güzel tartışmayı da orada devam ettireceğiz. Jotodon Ünder Niyaşans Mösyö. Merci, merci. Öyle İstemiyorsun mi? öyle mi? Merci. Aksanı bırak, içeriye gel. Şu işte, ya yapıyorum için... ama değil mi? Aslında var, gırtlak var bende. Bak deminki ki işte Gerrit Southgate tercihini en azından böyle hafifletmek için şu işte Didy deşem hocandan bir şey özür dile duyalım. Yani. bir Dezole. Hocam şampiyon oldun, haklısın. Hiç sıkıntı yok. Tebrik ediyorum. Tebrikler Döşan, tebrikler Fransa diyerek. Zaten onurlandırmak için gittim. Daha ne yapabilirim ya? Forması şeyini giydik yani. O kadar tercih arasında. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kaldırdığı kupadaki Mars Didier Deschamps formasının aynısından internetten alman gerekiyor. Buradaki iç gelirinle. iddiadan kazandığın <laughs> gelirlerle. Milyonerden kazandığın gelirlerle. Eyvah. Aynısından bana da bir tane <laughs> <Sana ne> bana... <laughs> <Sana ne gülüyor> alıyorum abi. bak <Bana, gülüyor> arada baktı. Zaten bana, planı kurmuş. Bana Şampiyonlar Ligi <laughs> finalinde ilk Şampiyonlar Ligi finalidir o. İşte maçı kazandıran golü attan Bazı ile Boli'nin formasını alırsan da olabilir kardeşim. Adama koz verdik. Neyse. Jeton düşmüyor. Efendim görüşmek üzere yeni <laughs> sezonda yeniden sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.